Bazen diyorum, Suat olsaydı böyle olmazdı belki. Çoluk çocuk nelerle uğraştık. Hastalığı, sağlığı, gideni, kalanı. Ondan sonra beceremedim ben sahip çıkmayı usta, valla. Doğruya doğruya. Dönmüşüm arkamı. Nasıl olsa Suat halleder. İşime gücüme bakmışım. Akşam gelmişim eve, ayağımı uzatmışım. Bir gittik kaldık böyle, bak. Yahu ne diyorsun usta sen ya? Versinler sana da ilaç milaç ya, bir şeyler. Başladın yine abuk sabuk konuşmaya. Ne be? İki dakika derdimizi anlatalım dedik. Dinleme zor geldiyse. Yahu sen kime sahip çıkmamışsın ya? Bana bir anlat, anlat bir. Bildin bileli paralıyorsun kendini bu çocuklar için. Yarı aç, yarı tok geziyorsun bunları büyütürken. Ya nur içinde yatsın Suat, bir taneydi. Tamam, evi de seni de çoluk çocuğu da çekti çevirdi kaç sene. Eyvallah da. Yani senin de gölgen yeter ya. Yapma böyle. Allah Allah be. Ya ne bileyim. Çok dokundu oğlanı, öyle yatağa bağladılar falan. Yani belli de edemiyorum bizimkileri. Ya bir bakışı vardı eşek sıpasının. Ya dokunur tabii, haklısın ya. Evlat bu. Hani diyorlar ya, en zor sınav. Vallahi öyle ya. Büyüyünce de bitmiyor ki. Evet. Güya küçükken zor. Büyüttün mü rahat. Hadi lan. Hep değil. Aynı, hep aynı. Hayır. Öf, onlar büyüyor, biz yaşanıyoruz ya. Onlar büyüyor, biz yaşlanıyoruz. Nereye rahat? Evet. Evet. Hakikaten sen yaşlandın ha. Sen? Ya, ben domuz gibiyim. Al. Bak şş, o değil de ben haftaya galiba inşallah evleniyorum. Dur ya. Haftaya lan. Hayırlısı kardeşim benim. İkinci bahar gibi. Yani. Yani ben tabii bilmiyorum da yani ben ilkinden hiçbir şey anlamadım. Vallahi bak. Kimmiş? Beyto diye biri. Geçen seneden beri alemde biliniyor. Doğulu bir aşiretin adamı ama hangi aşiret bilemedik. Kaşınıyor diyorsun ha? Fena kaşınıyor hem de. Nereden bulduysa mal dağıtıyormuş piyasa. Hem de ucuzundan. Yokluğumuzu fırsat bilecekler güya. Burası aslan yatağı Hilmi. Çakalların yeri yok. Kesin cezalarını. Eyvallah abi. Mesut yine Beyto Ağa oldu. Çevresindeki gençler onu sahiden de gayrimeşru kralı sanıyorlar. Geçen yılki operasyondan sonra zaten piyasada duyulmuştu. Beyto yine işbaşı yaptı diye sağa sola haber saldık. Özcan Şamber'in kulağına gitmiştir o abi. Umarım. Tüm bu tezgahı Özcan'ı yemlemek için kurduk sadece. Bu kadar emek boşa gitmemeli. Haydi beyler haydi. Hızlı olalım. Rezil etmeyin beni, anlaşıldı. Tamam abi, sen merak etme. Cemal. İkişer kilodan kaç paket? 146 paket abi. Konserve kolleri Zula yaptık. Yarısı yüklendi. Kalanı da hallediyor çocuklar. Zula patlarsa ben de sizi patlatırım. İyice gizlediniz mi? Gizledik abi. İyi, sen başlarında dur. Yanlış yapmasın kimse. Koy bakayım oraya. Koy koy koy. Koy bakayım, koy 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 koy. İn aşağı. İn 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 in. Bana bakın. Şimdi biz İstanbul'da tezgah açtık. Hepiniz kendinize dikkat edin, işinizi düzgün yapın. Akıllı olursanız hepinizi yaşatırım. Tamam abi. Ha. Dediklerimi de unutmayın ha. Abi şoför arkadaş geldi. Gel Kudret. Amir elini öpeyim. Yok yok, gerek yok. İsteme, sağ ol. Bu minibüs sen mi kullanacaksın? Hı. Ben kullanacağım abi. Ha. Adını çok duydum, hemen geldim. Çok şükür sen de bize iş verdin. İşi verdik ama göreceğiz bakalım. Dikkatli git ha. Sana malımızı emanet ediyoruz. Yüzünü kara çıkarmam abi. Haydi.
Baba, her şey yolunda gidiyor. Özcan'ın eski bölgesine kurduk tezgahı. Eskiden buraların kralı oydu. İlla ki kulağına gitmiştir. Anlaşıldı Hakan. Takibi asla bırakmıyorsunuz, tamam mı? Anlaşıldı. Şimdi bu plan işe yarayacak mı? Her şeyi doğru yaptık. Özcan'ın yemi yutması için eskiden onun hakim olduğu bölgeye yerleştik. Geriye beklemek kaldı. Biraz da şans lazım tabii. Ne haber hayatım? Hayatım, biz çok iyiyiz, merak etme. Ama sen ter içinde kalmışsın yine. Her zamanki halimiz. Sen ne yapıyorsun? Ceren'e yemek hazırlıyorum ben de. Kızım, gel bak, baban arıyor. Hayatım, bugün gelecek misin? Zor be Seher. 200 saat uyuyup yine devam edeceğiz. Olsun, sen hastalarına bak. Müsait zamanda gelirsin. Hem sıkma canını, tamam mı? Baba! Bak bakalım. Kızım. Canım kızım, oyun mu oynuyordun sen? Evet. Doğum günümde gelecek misin? Biricik kızımın doğum gününü hiç kaçırır mıyım? Ne hediye istiyorsun? Bilmem, sürpriz yap. Anlaştık. Ceren'cim, babanın çalışması lazım. Sonra yine konuşuruz, olur mu? Görüşürüz baba, çok öpüyorum seni. Görüşürüz canım kızım benim. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol hayatım, görüşürüz. Anca böyle hasret gideriyoruz işte. 2 aydır eve gidemiyorum. Şu alet sayesinde görüşebiliyoruz. İnsanın evine gidememesi ne fenadır kim bilir. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun Hüsnü Bey. Bu hafta doğum gününü kutlayacağız Ceren'in. Söz verdim geleceğim diye. Ama bakalım, inşallah gidebilirim. İnşallah, inşallah, inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.